Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Diyarbakır'dayım. Şimdi Diyarbakır'a geldiğim zaman Diyarbakır'a özgü lezzetleri göstermeye devam ediyoruz. Şimdi neredeyiz? Sıtkı Usta'nın imalathanesindeyiz. Evet. Yanımda Ömer abi var. Ömer abi Sıtkı Usta'nın oğlu. Ayrıca şu an işin başında. İşletmeci Mehmet. İşletmeci. İşin başında duran. İmalatın işin başında duran kişi. Abi şimdi bu burma kadayıf göstereceğiz biz. Evet. Bu burma kadayıfın bir hikayesi var mı? Ya da bu Diyarbakır'a özgü bir lezzet olarak biliyorum ben. Doğru biliyorum değil mi? Zaten tescillendi. Hı hı. Coğrafi belgeyi de aldı. Burma kadayıf Diyarbakır'a has olarak teyit edildi. Daha önce Ermenilerden gelen bir meslek. Hı hı. Atalarımız onların yanında çalışarak öğrenmişler. İşi öğrendiler. Onlardan sonra da aldığımız bayrağı daha ileri taşımaya çalışıyoruz. Ben şimdi Diyarbakır'a geleceğim dedim. Çok fazla tatlı konusunda Sıtkı Usta dediler. Evet. Kaç şube var abi burada? 7 tane satış, 4 tane imalat sadece Diyarbakır'da. 4 tane imalat burada var. Evet. Peki Diyarbakır dışında var mı şube? Ankara'da var, Çukurambar'da. Bir imalat bir şube var. Hı hı. Orada da şubeyi arttırmak istiyoruz ama bizim amacımız daha çok satış yapmak değil. Daha lezzetli. Daha lezzetli, kaliteyi kısmadan, kaliteden ödün vermeden bunu tüketiciye ulaştırabilmek. Bir de sizin bir şeyiniz varmış, sizin bulmuş olduğunuz bir baklava mı varmış? Evet. Ne abi o? Soğuk baklava. Soğuk baklava. Sütlü soğuk baklava. Pişmiyor mu ya da nasıl oluyor? Pişiyor. Piştikten sonra üzerine çikolata ve süt dökülüyor. Onu da yemeğe şeye mi gideceğiz? Bizim diğer satış. Satışa, imalattayız. Evet. Şu an ben şimdi size ne olup ne bittiğini göstereceğim burada. Sonra dükkana gideceğiz. Dükkanı talan edeceğiz, ben sana söyleyeyim. Burada yaptığımızı orada yiyeceğiz. Ha, bunu mu yiyeceğiz? Bunu da yiyeceğiz, soğuk baklavayı da yiyeceğiz. Tamam, şimdi ustam gel. Şimdi usta bir anlatsana şimdi ne var burada, bir görsünler ne olduğunu. Şimdi böyle bir tepsimiz var. Bu tepsinin ne? Sade yağ mı bu altındaki? Sade. Sade yağ. Tepsinin altında saf tereyağı var ve içine pekmez bırakıyoruz. Ama pekmez çok koymamışsınız, normalde pekmez şey olur. Şu tepsinin içinde bir çay kaşığı kadar pekmez var. Değil mi? Rengi böyle çok şey olmamış tabii, normalde. Tabii. Pekmezi bırakmamızdaki amaç da kadayıfın rengi daha canlı, daha lezzetli görünsün diye. Tamam. Böyle açıyoruz. Ustam, bu ne şimdi ustam? Bu çiğ kadayıf ve fıstık. İkisini iyice harmanladıktan sonra burmamızın içine bırakıp kurmaya başlıyoruz. Şimdi burada böyle açıyoruz. İçini dolduruyoruz. Sonra bu şekilde vurduktan sonra temsiye dizmeye başlıyoruz. Biz şu an fıstıklı yapıyoruz ama isteğe göre değişir, talebe göre. Cevizlisi olur, kaymaklı fıstıklısı olur, fındıklısı olur. Hangisini tercih ederseniz. Peki o çeşitler normalde dükkanda var mı yoksa isteğe göre mi yapıyorsunuz? Tabii, satış şubelerimizde var, mevcut. Ekstra fındıklı çok fazla talep edilmediği için siparişe bağlı. Çikolatalık çok fazla talep edilmediği için siparişe bağlı.
Her şey hazır, pişti. Şimdi şerbetini vereceğiz. Tamam. Şerbetini verdikten sonra benim en çok sevdiğim isim başlayacak. Ne abi senin en çok sevdiğin isim? 15 dakika dinlendikten sonra yemek kısmı. Ha tamam. Sen de beni de bana. Tatlımızı yaptık. Şimdi Dicle kentte bulunan Sıtkı Usta'nın şubesine geldik. Ömer abi, bura villa gibi. Evet. Villa mı yoksa? Villaydı, yıkıp böyle bir tatlı sarayı haline getirdik. Abi villayı yıkıp tatlıcı yapan ilk adam sensindir bence bu ülkede. Yani öyle gibi. Değil mi? Doğru mu? İçeri girdiğinizde böyle bir tezgah var. Ali Koç var. Şimdi Ömer abi, imalathanede hazırladık, buraya getirdik. Şimdi en keyifli an, yeme anı. Senden şunu istiyorum, kısaca şöyle bir şunları sayar mısın? Ben bunları ilk defa gördüm. Soğuk baklava diye bahsetmiş olduğumuz imalathanede bu değil mi abi? Soğuk baklava çeşitleri bunlar. Çeşitleri. Sütlüzade. Sütlüzade. Evet. Tamam. Beyaz çikolatalı soğuk baklava. Tamam. Sütlü çikolatalı soğuk baklava. Evet. Fıstıklı soğuk baklava, çikolata yok onda. Tamam. Şu da bitter çikolatalı soğuk baklavamız. Bunları ilk siz mi buldunuz? Yani bunları soğuk baklavanın mucidi biziz. İlk yapan Ankara şubesinde yapıp daha sonra ustalarımızı falan gönderdik. İyice işi öğrendikten, kavradıktan sonra burada da yapmaya başladık. Şimdi şu cevizli olan kadayıfımız doğru mu abi? Doğrudur. Tamam. Bu farklı bir kadayıf. Ne abi bu? Parmak kadayıf. İçinde hem kaymak hem fıstık var. Ya bunun imalatını göstermedik ama bu özel olarak burada şey oluyor zaten. Evet. Şu da fıstıklı kadayıf. Fıstıklı imalatta yaptığımız fıstıklı burma kadayıfımız. Tamam. Abi ben şimdi şöyle, benim tatlıyla çok aram yok. Ama yerim yani, hiç sekmez. 40 yılda bir böyle canım isterse tatlı yemeye çıkarım. Ama Diyarbakır'a gelmişken senin güzel aslına yiyeceğim yani. Abi şu masayı görüp de yememek bence... Olmaz değil mi? Şöyle, şuradan şöyle bir bölelim abi. Çıtır çıtır. Ömer abi sen de yiyeceksin mi? Ben kamera arkasında yiyeceğim abi. Öyle mi? Evet. Tamam abi, o zaman ben şöyle içini bir göstermek istiyorum. Görüyor muyuz abi içini? Ben bunu hepsini böyle atıyorum abi. Atabilirim değil mi? Abi afiyet olsun. En sevdiğim an işte. Şu bitsin ağzımdaki, konuşacağım ama abi çıtır çıtır, resmen çıtır çıtır, hep böyle abi, değil mi? Abi bunun özelliği bu zaten, bu kıvamı tutturabilirsen ise o tabeladaki ustalık vasfını hak ediyorsun. Yoksa herkes usta yazabilir ama önemli olan şu kıvamı tutturabilmek. Abi çok iyi ya, bir lokma daha alacağım şundan, vallahi çok iyi yani, çıtır çıtır, yumuşacık, içi yumuşacık. Şimdi burada bir çay var. Ne çayı abi bu? Zaza çayı. Zaza çayı. İçinde nane, yarpuz ve limon var. Ne var abi? Naneden sonra bir şey dedim. Yarpuz. Yarpuz. Hı-hı. Ne abi o? O da bir bitki çeşidi ama vücuttaki antioksidanı artar, ödeme önler, enfeksiyon varsa kesinlikle birebir tavsiye ediyorum. Kim enfeksiyon sorunu, rahatsızlığı varsa muhakkak günde 2-3 bardak içsin bundan. Burada her zaman var mı bu? Sürekli var. Tamam. Gelirseniz mutlaka için, ben az önce geldiğimde bir bardak gömdüm yani. Bir de şunun içini gösterelim. Bu da içi kaymaklı olan. Kaymak ve fıstık var. Fıstık, pardon.
fıstık konusunda cömert olduğumuz için fıstığı daha fazla... Şu ne abi? Bu ne şimdi? Fıstık ve ceviz. İsteğe göre her masaya veriyoruz. İsteyen ekstra fıstık veya ceviz üzerine atabiliyor. Normalde masaya baharat konur, tuz konur, kürdan konur. Sen ceviz koymuşsun, fıstık koymuşsun. Fıstık, evet. İstediği kadar yiyebilir mi bundan? Serbest. O zaman ben şunu yiyorum. Afiyet olsun. Bak şuna bak. Ya baksana ya. Bak Allah rızası için bir bak şuna. Buradan Adana'ya artık koşarak gideriz. Ömer abi. Koşarak az söyledin abi. Uçarak gideceğiz. Ya bu efsane bir şey ya. Çok çok iyi yani. Hani Adana'da da yapan yerler var. Ben şehir dışına gittiğim zaman da yemiştim ama ben hep şunu derim, her şeyi yerinde yiyeceksin. Kesinlikle. Doğru mu abi? Kesinlikle. Yani her şey yerinde güzel. Şimdi Adana'nın kebabı meşhur. Ne kadar burada kebapçı olsa bile bir Adana'yı tutmaz. Olmaz, aynen öyle. Bir de şuna bakacağım. Ondan sonra kapatacağım yoksa yine bizi yoldan çıkaracaklar. Bak şuraya bakar mısın, bir içine bak. Bu bitter çikolatalı. Fıstıklı olan değil mi abi? Aha. Soğuk baklava. Soğuk baklavanın mucitleri. Bir de süt. Süt. Efsane lezzetlerden bir tanesi. Bir de çok hafif. Çok çok hafif. Yani böyle normal baklava gibi yoğun değil. Çok çok hafif. Süt acayip hafifletmiş. Evet. Yani baklavayla güllaç arası bir şey diyelim ama çikolata ayrı bir lezzet, ayrı bir tat. Kesinlikle. Kesinlikle abi. Şu beyaz çikolata olan. Abi fiyatlar ne? Nasıl oluyor burada olay? Abi fiyatlar porsiyon dersen kadayıfı 15 liradan veriyoruz. Yanında içecekler, ikramımız sıcak içecekler. Soğuk baklavamız 20 lira. 4 tane var. 4 tane var. Onun yanında da içecekler ikramımız. Bir de bir porsiyonda bir tane mi var? Bir tane var. Tamam. Şu ne abi? Bu da özel tuzsuz kabak çekirdeği. Yemeye başlayınca kendini tutamıyorsun abi. Bu da ikram. Da ikram. Evet. Bir bakayım. İçeceklerin yanında ikram. Ay vallahi vurmaya bittim. Peki Diyarbakır'a gelemeyenler için kargo hizmetin var mı? Bir telefon kadar yakınız. Yani adam seni aradığında tüm Türkiye'ye gönderiyor musun? Türkiye'nin her yerine. Daha duydunuz, daha ne yapayım? Değil mi abi? Daha ne yapayım yani? Geldim, yedim, imalatına girdim. Nasıl yapıldığını gördük. Nasıl yendiğini gördük. Şimdi kamerayı kapatıyoruz. Burayı silip süpürüyoruz abi. Yani sen de yiyeceksin. Beraber çökeceğiz yani. Sabırsızlıkla onu bekliyorum. Tamam abi. Olay budur işte. Adresini, telefonunu aşağıya bırakıyorum. Oradan sipariş verebilirler. Aynen. Biz de yemeye devam ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Gelirseniz şu Zaza çayını mutlaka için.